Looper'dan Destansı Int PP serimizin 3. videosuna hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu bölümümüzü geçen bölümün sonunda kurduğumuz pazar KSC'si ile açıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz KSC'de sağ altta görüyorsunuz Weapon Breaker'ımız ve Abyss Gem'lerimiz satıldı. Şu anda üzerimizde 5.1M paramız var ve bir tane upgrade scroll'umuz var. Bu para bizi uzun süre götürecektir. Şu an 56 level'ız. Level kasmaya geçeceğiz. Hadi yeni bölüme gümbür gümbür başlayalım. Üzerimizdeki 5.2M ile Mage'liğine mi basacağız dostlar? İlk bölümde çok güzel kar etmiştik. Bakalım eğer bu sermayeyi kurtaracak kadar yani 3-4 tane basarsak bize yetecek. Fazlası karımız olacak. Biraz para kazanmamız gerekiyor. Çünkü premiumsuz ilerlediğimiz için Drake'ye giremiyoruz. Acilen bizim bronze premium almamız gerekiyor. Onun içinde 395 keşimiz vardı zaten. Sadece 400 keş alsak yeterlidir. Ben şimdi bunları basayım. Hepsini artı 6 yapıp bankaya atayım. En son artı 6'ları basarken görüşürüz dostlar. Yaklaşık 1 saat süren linen basma hikayemizin ardından toplamda 38 tane artı 6 linen basabildik. Şimdi bunların 19'unu üzerime alıyorum. Kağıtlar haricinde üzerimizde 317k para var. Ve bunları TD'ye beraber gönderelim. Dostlar ilk bölümde de söylemiştim. Ben anvil'i alıp uzaklaşmayı sevmiyorum. Anvil'in başında basmayı seviyorum. Ve hızlı hızlı basıyorum. Lütfen bana kızmayın bu konuda. Neden bu kadar hızlı basıyorsun diye. Şimdi başlayalım. 1'de 1. İki de bir. Olsun. 3'te 2. Şu an bir tane daha geçerse yaptığımız bütün harcama çıkıyor ve geçti. Bundan sonra gelecek her linen kar. Ve ilk karımızı da yaptık. Allah Allah. Çok güzel gidiyoruz dostlar. Nazar değmesin. 7'de 5 artı 6 aldık şu anda. Harika gidiyoruz. Hatta şu an bu sayfada başka vermesine bile gerek yok. Altıncı da geldi. Harikayız. Yedinci de geldi. Ne oluyor dostlar? Bu nasıl bir şans? Vallahi 8 de geldi. Hani derler ya kaydı olmasa inanmayacağımız şeyler diye. Bundan sonra vermez herhalde. 8 tane aldık. Yansın dostlar, hiçbir problem yok. Harika ilerliyoruz şu anda. Sonuncuyu vermedi. Çok güzel. Gördüğünüz dostlar 19 tane artı 6'dan 9 tane artı 7 geçirdik. Mükemmel. Şimdi ben bir relog atayım. İkinci partiyi basmaya devam edelim. Fakat şimdiden uyarıyorum. Bu orana güvenip de gelip artı basmayın arkadaşlar. Upgrade pişmanlıktır. Her zaman söylüyorum. Küçük küçük upgrade'ler yapılmalı evet ama büyük upgrade'lere geçilmemeli. İkinci partide görüşürüz dostlar. Geldik yine anvilin başına. İkinci 19 linenimizi basmaya. Şöyle görüyorsunuz hepsi artı 6. Şimdi relog attım geldim. Hemen başlayalım. İnşallah ülke gibi gider. 1'de 0. Bu defa çok vereceğini zannetmiyorum. Hissetmiyorum yani. Dostlar burada geçirdiğimiz her linen bizim için çok ekstra fark katmış olacak. Bu arada ilkini aldık. Çünkü bizim acilen bronze premium almamız lazım. 395 keşimiz var. Üzerine bir 400 keş almamız gerekiyor sadece. Şu an 400 keşin fiyatı 110 TL. 110 TL destanda yaklaşık olarak yanlış hesaplamış da olabilirim. En son güncel haline bakmadım bugün. Yaklaşık olarak 60M'e falan tekabül ediyor. Yani biz oyunda 60M kasarsak bronz premiumumuzu cebimize koymuş olacağız.
Premium olursa Drakiler'e gireceğiz. VB fiyatlarını gördünüz. 4.5 M'den VB'ler satılıyor. Yani günde bir tane bile düşse çok ekstra kar olur bizim için. Neticede sıfırdan serisiyiz. Bu arada 4. linerimizi bastık. Devam ediyoruz. 5 geldi. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Bu arada dostlar level kasmaya devam ediyordum. Estant'a geçtik. Estant'ta birkaç görev yaptık. Troll görevini yaparken özellikle iki tane çitin düştü. Biri Asas, biri Warrior olmak üzere. Bu arada 7.'yi de aldık. Burada 9 olur mu? Deneyeceğiz, bakacağız. Dediğim gibi iki tane çitin aldık. Ondan sonra biraz artı 8 yakmalık farmı yaptım. Bir yarım saat kadar. Oradan da 2 tane artı 8 yakmalık aldık. Onun dışında çok ekstra bir şey yapmadım. Level kasmaya öncelik verdim ve bundan sonra da eğer linenler yine o fiyatlardan giderse biz premium'u çıkarana kadar linen basarız. Çünkü ben bu linenleri yaklaşık 1 saatte bastım dostlar. Sonuncuyu da vermedi. Kaç etti burası? Burası da 7 tane. Gidip bankamızdan diğerlerini de alalım üzerimize. Görüyorsunuz linen artı 8'ler 28 M'den pazarda. 25 küsür 26'dan da bayı vardı zaten. Fabrikler biraz daha ucuz. Diğer linenleri de alalım üzerimize. Gelmişken bankadakileri de göstereyim. Phantom görevinden gelen 5 TS'nin birini kullandım. Delos'ta Phantom ve Gromont görevlerini yaparken 5 tane abis geldi. 40 Araoğlu kalkanımız bu bizde vardı. Bu duruyor, satılmadı. Kitabımız var. Böyle görevleri yaparken çıkan birer ikişer görev itemlerinden var. Henüz master'ımızı açmadık. Master'ı açacağız. Bu tüpü çıkardım. Kardinal'in boss'undan çıkan tüp de lazım. Onu da çıkaracağız. Bir de Centaur'dan gidip kalbi çıkaracağız. Mavi kalbi. Ve master'ımızı da açmış olacağız. Şimdi linenlerimizi pazara koyalım. Satılmalarını bekleyelim. Bakalım üzerimize ne kadar para gelecek. Eğer satılırsa bronze premium alana kadar şu an var olan paramızın da üstünü tamamlamak için linen basar satarız. Yaklaşık 5-6 saatte çıkarırız diye düşünüyorum. Bakalım linen satan var mı dostlar? Pazarımızı kurduk dostlar. Hepsini 1.99 yani 2M'den koyduk. Gelecek para 24M vergisi düşsün. 23M civarı bir para gelir. Çok da güzel olur. İnşallah beklediğimiz gibi satılır dostlar. Pazara koyalım. Uzunca bir süre pazarda kalacak. Bakalım neler yaşayacağız. Yaklaşık 48 dakikadır pazarda bekliyoruz dostlar. Şimdi BDV geliyor. BDV tıklayacağız. Pazarı bozuyorum. Hiçbir şeyimiz satılmamış. Gündüz vakti olduğu için çok kişi yok oyunda zannederim. O yüzden satılmamış. Biz BDV'ye girelim. Eğer güzel kesitler olursa paylaşırım ben sizinle zaten. BDV çıkışında görüşürüz. BDV tıkladıktan sonra gidip kardinal bosslarını keselim dedim dostlar. En azından master'ımızı açmış oluruz. Sonra da gidip mavi kalbi çıkaracağız. Tekten atar mısın? Atmadın. Ben bakayım dostlar, iki boss da şurada var. Çıkarsa yine gösteririm ben. Bu arada ben size bu dark mithril'leri göstermeyi unuttum dostlar. Bir tanesi Grell görevinden geldi. Bir tanesi de saat 6'dan önce yaptım. Dark mithril görevinden aldım. Ya bugün bir tane trial parçamızı alabileceğiz. İnşallah şöyle artı 5, artı 7 bir şey atar da bir parçamızı sağlama çıkarırız. Çünkü üzerimize bakınca görüyorsunuz. Hint fakiri gibiyiz biraz. Takılarımız bile old değil. Ama yapacağız yavaş yavaş. Bu arada BDV çekti. Şöyle başlayalım. 5 kişiyiz. Karşıda 5 kişi. Güzel. Okçular. Asasımız da var. Hem de parlıyor. Çok güzel. Böyle artıları atalım. Başlayalım dostlar. Rahat bir galibiyet oluyor dostlar. 91 NP'miz oldu. Artık 0 NP'den de kurtulmuş olduk. Dostlar BDV'yi kazanıyoruz. İlk kırmızı kutumuz hayırlı uğurlu olsun. 119 NP kastık. Herkesin ellerine emeklerine sağlık. Partimiz çok iyiydi. Asaslarımız, okçularımız vardı. Şimdi biz master tüpü çıkarmaya devam edelim. Dostlarım sıfırdan çılgın asas vardı. Çok severek takip ettim onu ben uzun bir süre. Yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca videolarını takip ettim. O da bankanın 8. sayfasını kullanıyordu. Sonra Poyraz Güven'i de takip ettim. O da bankanın 8. sayfasını kullanıyordu. Bu arada ikisini de gerçekten
gerçekten çok severek takip ediyordum. Ben de bankanın 8. sayfasını kullanıyorum. Bunun için herhangi bir polemiğe gerek yok. Çünkü benim zamanımdaki çoğu kişi bankanın 8. sayfasını kullanıyordu. Çünkü bizim için en değerli olan şeyler en sona, en arkaya, en gizli tarafa saklanıyor. O yüzden ben de bankanın son sayfasını, 8. sayfasını kullanıyorum. Çok uzun uğraşlar sonucunda, sonunda master tüplerini ve mavi kalbi tamamlayabildim. Yani artık attığı takıların haddi hesabı yok. Belki 20 tur dönmüşümdür. Şöyle bir kitap basalım. 854 AP'miz var. Master açtıktan sonra bir de bakalım. Hadi bakalım. 854. Şöyle bir tak çıkar yapalım. 989. Muazzam bir artış oldu. Int PP'de 100 AP demek çok şey demek. Şimdi vurduğu demeçten de bunu anlayacağız. Bu arada Enshrined Assassin arkadaşımıza buradan selamlar olsun. Videomuzu izlemiş. Biz şimdi 1'e geçelim. Görevlerimize devam edelim dostlar. Dostlar ben diyorum ki tam levelimiz uygunken, 62 levelken gelip bir Grail slotuna dalalım. Şöyle SC'mizi basalım. 120 dakikalıkmış. Bakalım ne kadar kalacağız burada bilmiyorum. RPR'ye giderken ben açarım. İnşallah çok yakın zamanda bir boost düşer de hep beraber seviniriz. Şöyle size de göstereyim dostlar. Tamamen masrafsız bir farm oluyor. Bakın mana hiç gitmiyor. Çok güzel. Sadece RPR masrafına farm yapacağız burada. Dostlar gördüğünüz üzere silahımız patladı. Ortalama bir 30 dakika tam yarım saat olmuş. Şimdi bir RPR'ye gidelim. Şimdi gidip satalım bakalım. Biz böyle biraz aheste aheste yürüyoruz. 140K sadece nakit paradan kastık. Şuradan da bir 200-300K gelirse yarım saat için güzel olur. Çünkü dostlar SV'siziz. Elle kesiyoruz ve elle topluyoruz. Elle toplamak bizi biraz yavaşlatıyor evet. Satalım şöyle. 170K buradan. 247K da buradan. Güzel. 410K. Hatta 420K. Dostlarım slotumuza biz geri dönelim. Şöyle başlarken 300K parayla başlamıştık. 776K olmuş. Yarım saatte 470K gelmiş RPR çıkınca. İnşallah şimdi erkenden bir bu satar da bunu telafi eder. Biz tekrar devam edelim. Dostlarım gördüğünüz gibi silahımız patladı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika diyebiliriz. Çünkü 10 dakika kadar oyuna bakamadım. Gidip şimdi RPR'mizi yapalım. Üstümüzdekileri satalım ve ne kazanmışız ne kaybetmişiz onu görelim. Bu arada dostlar Grail slotu 1 saat 10 dakika boyunca hiç bu satmadı. Yani 62 level'e atmaması çok ilginç geldi bana. Premiumsuzluğa bağlıyorum bunu. En azından bir tane atsa bizim için çok iyi olurdu. Bronze Premium yolunda güzel bir adım olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi satalım. 1M55K üzerimizde 300K para vardı geldiğimizde. 1 saat 10 dakikada totalde 750K para kasmışız. İyi mi kötü mü siz yorumlara yazın lütfen. Ben şimdi gidip pazara koyacağım itemlerimizi. Pazarımızı kurduk. Dostlar ben şimdi dışarı çıkacağım. Bu pazar biraz uzun sürecek gibi. Belki üsttekiler bittikçe diğerlerini takviye ederim. Ama hepsinin satılmasını istiyorum. Hepsi satılırsa premium'a çok az bir şey kalacak. Dönüşte görüşmek üzere dostlar. Dostlar şimdi eve geldim. Evde elektrikler kesilmiş. Ben de sizinle beraber gireceğim çara şimdi. Bakalım ne satılmış. İnşallah biraz satılmıştır. Biraz paramız olur da bir şeyler yapabiliriz. Hadi bismillah. Bir tane satılmış sadece.
16 taneydi, 15 tane kalmış. Güzel. Şimdi hemen gidip daily görevimizi yapalım. Bir tane daha Dark Mithril fragment alalım ve onu bugün kırdıralım. İlk serialimizi inşallah +7 olarak alalım. Daily görevimizi de bitirdik. Şimdi gelelim buradan Dark Mithril'imizi alalım. 3 tane oldu Dark Mithril'imiz. Hemen bir tane kırdıralım. Trial Pauldron alalım. Göğüslük olsun. İnşallah +5 ya da 7 atmıştır. 1 ya da 3 olmasın derken 1. Ne yapacağız şimdi biz bu +1'i? 2 günü uğraşıyorsunuz. +1 veriyor. Neyse kalsın burada bakalım. Ne yapacağımıza karar veririz. Dostlarım ben bir çılgınlık yapmak istiyorum. Bu linenleri +8'e basmak istiyorum. Biliyorum mantıklı değil ama geçecek gibi bir his var içimde. Az önce 4 tane de ezik kağıt aldım 75K'dan. Özür dilerim 3 tane aldım. 1 tane üzerimde vardı. 1 tane alırsak kendi parasını çıkarıyor. 2 tane alırsak efsane bir kar edip bronz premium'a hemen yaklaşmış olacağız. Şöyle önce Trial'i 2'ye atalım. Trial'i 3'e yakalım. Yanmadı. Trial'i 4'e yakalım. Trial yandı. Çok güzel. Şimdi. Evet. Geldik en önemli noktaya. En az bir tane geçmesi gerekiyor. 1'de 0. Çok güzel. Kötü bir başlangıç. Kötü bir tercih miydi bilemiyorum. Bakalım upgrade'in sonunda göreceğiz. Yanıyor dostlar, cayır cayır yanıyor. Geçti. Çok güzel. Bir taneyi aldık. Harikayız. Çok güzel oldu. Hemen bir hesap yapalım. 28M bu. 9, 18M de orada var. 38, 46M. Neredeyse bronz premium hazır dostlar. Ben bu riske girmek istemiyorum. Benim upgrade'im burada biter. Bir taneyi aldık. Harikayız. 8 linenimizin verdiği heyecanla hemen kendimi pazar serverı olan Destan 2'ye attım. Linenlerimizi pazara koyalım. Bu geceyi komple pazarda geçirelim. İnşallah sabah geldiğimizde her şey satılmış olur. Pazarımız hazır dostlar. +8'imizi 28'den, +7'leri 2M'den koyduk. Burada BDV'den gelen bir kırmızı kutumuz vardı. Onu da koyduk. Burada da +8 yakmalığımız var. İnşallah sabaha kadar hepsi satılır da bronz premium'a çok az bir paramız eksik kalır. Onu da farmla yarın tamamlarız dostlar. Görüşmek dileğiyle. 2000 years later. Sevgili dostlarım, yaklaşık 13,5-14 saatlik bir pazar sonucunda her şeyimizin satıldığını görüyorsunuz. Burada da pazar KSC'lerimiz var. Şimdi 46M paramız var. Bronz premium'a yaklaşık bir 15-16M kadar bir eksiğimiz var. Şimdi gidelim güzel bir farm slotu bulalım. Biraz farm yapalım ve eksiğimizi tamamlayıp artık bronz premium'umuza kavuşalım inşallah. Urukay slotunu boş bulduk dostlar. Geldik şimdi TS'mizi basalım. Böyle Uruk Tron olalım. Burada bir saat kadar deneyelim. Bakalım nasıl kesiyoruz. Siz de görün. Güzel, neredeyse tek atıyoruz. Gayet güzel. Ben bir saat kadar burada takılayım. Farm bittiğinde ya da önemli bir drop olduğunda görüşürüz. Dostlarım TS'miz bitti şu anda. Slottan çıkalım. Tam bir saattir buradayız. Ne bir bus attı, ne bir türevinden attı, ne de MS attı. Şöyle 4 parça çöp, bir tane kırdırmalık shell attı. 80 tane mana attı. Kabaca 300K gibi bir nakit para gelmiş. Şimdi şunları satalım. Eğer bunların her biri 150-200K arası değilse bu slotta durmanın hiçbir mantığı yoktur. Bakalım 80K yapıyor. Geçen bölüm Grell farmından mutlu olmadığımı söylemiştim. Fakat tüm Grell sevenlerden ve Grell'lerden özür diliyorum. Orada en azından 1 saatte 1M'den fazla ya da 1M civarı bir para kazanmıştık. Burada öyle bir şey yok. Dostlar ya bana denk gelmedi ya da bu slotta bir tuhaflık var. Hiçbir şey atmıyor. Yani 4 tane çöp attı. Toplasanız 300K, 400K gibi bir para attı. Bence burada kasmanın hiçbir mantığı yok. Şimdi ben BDV'ye kadar dinleneyim. BDV'de görüşürüz dostlar. Çok güzel bir BDV'ydi. Böyle 480'e 147 kazandık. Bayağı da bir NP kastık. Böyle bakın dostlar, bayağı bir PK döndü. Görüyorsunuz. Şimdi dostlar BDV çıkışında Longface isimli arkadaşımız bizi davet etti. AP'ye bırakacakmış.
Et kasacaksan gel kasalım dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Hemen koşa koşa I Love amblemimizi aldık. 18K X geliyor. Çok güzel. Canımız böyle biraz kalsın. Bir yandan da level alalım. Dostlarım, X kasma maceramız yarıda kesildi maalesef. Savaş varmış ve gelip bizi slotta kestiler. Ben direkt şuradan Moradon'a geçeyim. Hatta ben Destan 2'ye geçeyim. Şu 46M'i bir an önce 60M yapmak için 1-2 artı basalım. 1-2 upgrade deneyelim. İnşallah tutar. İnşallah bir an önce alırız premiumumuzu. Ben bir şeyler ayarlayayım. Upgrade'de görüşürüz. Dostlarım, Weaponbreaker'ın artı 1'ini 4M'den Cell'de gördüm. Ben buradan 3 tane almak istiyorum. Bir tane artı 6 geçerse tüm parayı çıkarıyor. 2 tane geçerse muazzam bir kar oluyor. Deneyelim bakalım ne olacak. Upgrade'imize başlayalım dostlar. Hepsini bir artı 3 yapalım. Umarım en az bir tane geçer. Şöyle artı 4. Şöyle artı 5. 4. 5. 4. 5. Harikayız. Çok güzel oldu. 3'ü de artı 5 oldu. Acaba artı 5 olarak satabilir miyiz? Şunları 9M'den falan artı 5 olarak satsak premium paramız çıkıyor. Pazarı gezeyim. Artı 5 olarak satan alan var mı? Pazarı gezdik. Artı 5 olarak satan da alan da yok. Mecburen biz bunları artı 6'ya atacağız. Umarım bir taneden fazla gelir. Şöyle başlayalım. İlki yandı. İkincisi geçti. Bu da geçerse harika olur. Bu da geçti. Çok güzel. 3'te 2 artı 6'mızı aldık. Bunların her biri en az 11-11.5 hem. Güzel oldu. 32.5, 24 daha, 56.5. Bakalım bankada başka satacak bir şeylerimiz var mı? Dostlar, bankada bir tane kırmızı kutu var. Onu da alıyoruz üzerimize. Yakmalığımız var, onu da alalım. 9 tane basma kağıdı var. Bunlar da satılır. 3 tane TS, 5 tane Abyss. Bunu da satarız. Dostlar, hepsini bir satmaya çalışalım. Hatta öncesinde şu ikisini de kırdıralım. Belki deko atar. Evet dostlar, kırdıralım. Bakalım Shell'den ne verecek. Boş geçti. İkincisine bakalım. Bu da boş. Eksik paramızı bir şekilde çıkaracağız. Ben şimdi diyorum ki üzerimizde 4 tane MS var. Hatta aşivdeki MS'lerimizi de alalım. Bir tane burada var. Aldık. Bir tane burada aldık. Bir tane buradan aldık. Bir tane buradan aldık. Gayet başarılı. Bir tane de buradan aldık. Aa, bir tane daha var. Sanırım başka yok. Bakalım gene de. Aynen dostlar, bu kadar. Bakalım kaç tane olmuş. Tam 10 tane monster var. Şimdi ben bu 10 tane monster'a gireyim. Dropları size tek tek gösteririm. Biz şimdi ilk monster'la başlayalım dostlar. 2000 years later. Sevgili dostlarım, son MS'den de çıktık. 10 monster'ımızı da kestik. Ve 10 tane Potion of Soul'umuzu aldık. Yani 10'da 0. MS'ler bize iyi davranmadı. Biz mecburen açığımızı biraz daha upgrade'de kullanacağız. Şimdi gidelim risksiz ufak upgrade'ler yapalım. 3-5M kazanalım, bize yetecek. Bir tane artı 1 MD buldum 600K'dan. Şurada 9 tane kağıdımız vardı. Onu kullanalım maksat. Şunu alıyorum bir tane. Bir tane daha böyle uygun bir MD bulursam alacağım. 2 tane MD'ye upgrade yapalım. Bir tanesi artı 6 geçerse bizi kurtarır. Bir tane de 680K'dan aldım MD'yi. Bakalım 2 tane MD bir tane artı 6'ya geçerse bize yetiyor. Hemen basalım. Artı 2. Artı 3. 4 de yandı. Bakalım. Artı 3. 4. 5. Ver 6'yı gidelim, verdi. Artı 6 MD'miz hayırlı uğurlu olsun. Bakalım dostlar, böyle parayı çıkarmış olma ihtimalimiz var. Biz şimdi hemen bir pazar kuralım. Bakalım satılacak mı satılmayacak mı görelim. İtemlerimizi pazara koyduk. Şöyle ki 30.7M üzerimizde var. Buradan da 30M gelecek. Vergisi düşerse muhtemelen 60M'i tamamlayacağız. Şöyle koyduğum fiyatları da görebilirsiniz. Bakalım. İnşallah satılır dostlar. Dostlar, her şeyimiz satılmış. Şimdi siz KSC'sini de görüyorsunuzdur. Ben hemen 1'e geçtim BDV'ye yetişmek için. O yüzden videosunu alamadım. Sadece KSC'sini alabildim. Şimdi BDV'mize girelim. 57M paramız, bir tane kırmızı kutumuz, 3 tane TS'miz var. Kırmızı kutuyu 2 yaparsak 60M'i tamamlarız ve bronz premiumu hemen alırız. Maalesef BDV'yi kaybettik. Bize attı dostlar.
Sıkıntı yok. Şu an 57.6 amp paramız var. Kutuda 900K yapıyor. 58.5. Bunlarla beraber 59 amp paramız var. 1 amp para eksik. Hadi gidip farmlayalım. Harpy'ye geldik. Şimdi basalım TS'mizi. Şöyle bir saat kadar bir farm yapalım. Drop olursa ben ara ara açarım. 20 tane harpy kestik. Ama gelin görün. Kesemiyoruz. Gücümüz yetmiyor dostlar şu anda. Level aldıktan sonra geleceğiz. Yani 70-72'den sonra geleceğiz buralara. Bir yandan shell görevlerini yapıyorum. Bakalım bir daily parti kurulursa bir de daily görevimizi yapalım. Sonra şu 3 emi tamamlamaya çalışacağız. Daily görevini yaptık. Şimdi ikinci daily parçamızı alalım. Ve evet, 2 tane oldu. Şimdi kırdıralım. Ben yine paldron almak istiyorum. İnşallah şöyle bir artı 5 ya da artı 7 atmıştır. Hadi bakalım. Artı 3. Değer mi bilmiyorum. Neyse kalsın. 5 olursa giyeriz. Olmazsa yapacak bir şey yok. Kısmet. Ben şu kutuyu kırdırmak istiyorum dostlar. Bakalım belki şansımıza bir şey atar. Bakalım upgrade'deki şans burada da kırmızı kutuda da yüzümüze gülecek mi? Çok zannetmiyorum ama kırdırmak geldi içimden. Bakalım titin kolluk verdi. Hadi gidip bunu artı basalım. Titinimizi basalım. Artı 2. Bu muhtemelen artı 4 de yanacak. Öyle hissediyorum. Ah yanmadı, ilginç. Bizi biraz daha zarar ettirip öyle yanacak. 5'e yandı. Aynen öyle. 400K da buradan gitti. Çok mühim değil. Şimdi gidelim 2-3M para kasmaya çalışalım. Dostlarım arka tarafta editle uğraşırken BDV'nin geldiğini fark etmemişim. Şimdi hemen tıkladım. Çıkışta görüşürüz. BDV'den çıktık. Harika bir BDV'ydi dostlar. 1290 NP'miz oldu. Partideki herkesin ellerine emeklerine sağlık. Çok güzeldi. Tek priest olmama rağmen arkadaşları çok öldürtmemeye çalıştım. Güzel oynadığımı düşünüyorum. Aksini söyleyen arkadaşlar BDV'den gelip yoruma yazabilirler. Herkese çok teşekkür ederim. Kırmızı kutumuzu aldık. Bu da demek oluyor ki bir hem de bunu sayarsak 1,5 hem sonra bronz premium bizim. Biz hemen devam edelim dostlar. Leech'e geldik şimdi. Şurada bir saat kadar bir Leech'te farm yapmak istiyorum. Videoyu açmadan önce şöyle bir 4-5 tane kestim. Rahatlıkla kesebiliyorum. Ve bir tane de sizinle beraber keselim. Görüyorsunuz mana hiç gitmiyor. Arada hil kaldırsak bile mana hiç gitmiyor. Şöyle Malice'le rahatlıkla kesebiliyoruz. Üzerimizde 36 tane kitap vardı başlarken. O da tam olarak 1 saate tekabül ediyor. Kitaptan ölçeceğiz dostlar. Dostlarım tam 18 tane kitap kala reperimiz geldi. Hacker'ımız patladı. Şimdi gidip reperimizi yapalım. Üstümüzdekileri satalım. Fakat ben Leech slotunun kırdırmalık şel attığını bilmiyordum. Onu yeni öğrendim. Şimdi şunları bir satalım. 128K. İşe yarar bir şey var mı? Yok. RPR'mizi de yapıp tekrar slota gidip yarım saat daha kasalım. RPR'm gelmek üzere. Hatta geldi bile denebilir. Son kitabımı da bastım. Şu son mobu da beraber keselim istedim dostlar. Biraz droplardan bahsetmek istiyorum. Droplar rezillik ötesi diyebiliriz. Yani premiumsuz farmı bitirmişler. Gerçi premiumlu bitirdiklerini de söylüyorlar ama yani premiumsuz çok daha rezil durumda. Çünkü bir saattir buradayız. Ne buz atıyor ne MS atıyor. Hiçbir şey atmıyor. Attığı çöpler de kıymetsiz zaten. Leech slotu eskiden böyle değildi. Şu an ne yaptılar bilmiyorum. Leech slotu bile böyleyse ki burada gelip farm yapanlar var görüyorsunuz. Slotlar dolu yani. Böyleyse neden farm yapılıyor anlamıyorum. Mühim değil, biz Leech'i de denemiş olduk. Ve kesebiliyoruz yani, sorun değil. Böyle dönebiliyoruz rahatlıkla. Son kitabımız da bitiyor. Bitti. Hatta RPR'miz de geldi. Şöyle sonun mobu da keselim. Kovnatıp gidip RPR'mizi yapalım. Dostlar çöpler 216K yaptı. Ekstra bir tane kırdırmalık shell var. RPR'mizi de yapalım. Şu görev itemleri belki satılır. Şunlar bir şeye yaramıyor. Kalsın. Bir tane kırdırmalık shell'imiz var. Gider bir ara kırdırırız. Dostlar biz paranın üstünü tamamlayamadık böyle farmla. Biz gidelim. 1-2 tane daha fabrik basmayı deneyelim. Bronze premium'u alıp farmı öyle başlayalım. Leech farmından sonra hemen geldik. 7 tane linen aldık. 31 tane de kağıt aldık. Hemen burada ard arda bastık. Gördüğünüz gibi bir tane artı 7 alabildik. Yani 59M paramız oldu. Şimdi ben 1-2 tur daha böyle yapacağım. Premiumsuz oynamak istemiyorum. Madem premiumsuz hiç drop atmıyor. Biz de premiumumuzu alır öyle başlarız dostlar. Kayıttayım sanıyordum, meğer değilmişim. Şimdi neler yaptık onları anlatayım ben size. Evet dostlar, artı 7 raptor bastık. Az önce artı 7 raptor bastık. Peki bunu nasıl yaptık? Şöyle yaptık dostlar. Destan 2'ye geçtik. Linen basalım diye. 5 tane MD aldım öncesinde. 633K'dan. Bastım. MD'lerin hepsi yandı. MD'ler yanınca bastığımız artı 7 lineni de artı 8'e attım. O da yandı. Gittim bir tane artı 5 Raptor aldım. 13M750K'dan. Bir tane bus aldım. Bastım 6 oldu. Bir bus daha aldım. Bastım artı 7 oldu dostlar. Bakalım satılık mı dedi arkadaş. Evet dedim. Ne kadar veriyorsunuz diyeyim. Şu arkadaş da yazmıştı. 43 as hocam.
Çünkü 50M civarına ben pazarda gördüm bunu. Dostlar, Bronze Premium hayırlı uğurlu olsun. Ben hemen şunu satayım. Keşimizi yükleyip hemen premiumumuzu alalım. Dostlar, Raptor'umuzu pazara koyduk. Şöyle 49.99'dan. Üzerimize 48M gibi bir şey gelir herhalde. 48-48.5 gibi. Biz böyle pazara bırakalım. Arkada edit yapmaya devam edelim. Dostlar, ne oluyor? Az önce koydum pazara. Yani 17.49'da koydum, 17.50'de satılmış. Üzerimizde 83.5M para var. Şimdi tüm paramızı siteye satacağız. Karşılığında cash'imizi alacağız. Şu anda siteye satışımızı gerçekleştiriyoruz. Maalesef üzücü bir haberim var. Cash fiyatları artmış. 110 TL olan 400 cash şu anda 122.5 TL. Biz normalde 60M satacaktık. 70M satmak zorunda kaldık. Sitenin GB alış fiyatı şu anda 175 TL. Yani 17.5 çarpı 70 dediğiniz zaman tam olarak 122.5 TL'ye tekabül ediyor. Şu an ben girip 400 keşi çekip yükleyip geliyorum dostlar. Ve dostlar, o artık bir premiumlu diyebiliriz. 1+1 etkinliği başlamışken biz de artık level kasmaya başlayalım ve çarımızı yavaş yavaş güçlendirelim. Önceliğim 1-2 tane old takı almak olacak ama şu anda hiç karışmayacağım. 70 level olana kadar karışmayacağım. 70 questini alınca ona ve elimizdekini artı basarız. Bakarız hangisi geçerse onu kullanırız. Ondan sonra old takıları dizeceğim. Çünkü şu an herkes görev yaptığı için görevler rahat yapılıyor. Ben geçiyorum görev yapmaya. Ara ara yine görüşürüz. Emekle, alın teriyle, bomba gibi geçen bir 3. bölümün sonuna geldik sevgili dostlar. 3. bölümümüzü AP'de, XP'de kapatıyoruz. Çünkü bundan sonra işimiz XP kasmak ve görev yapmak olacak. Çok çabuk bir şekilde 72 level olacağız. Ve artık premiumumuzla birlikte Draki farmlarına da geçeceğiz. Hem X kasacağız hem VB kasacağız. Bu premium bizi çok ileri atacak dostlar. Premiumsuz halimizi gördünüz. Droplar rezaletti. Ve çoğu kişi Bronze Premium'un DC Premium'dan daha çok drop attığını iddia ediyor. Bakalım, deneyeceğiz. Biz hemen hemen her yerde farm yapmaya çalışacağız zaten. Dostlar, ben bu oyundan çok keyif alıyorum. Özellikle bu seriden aşırı keyif alıyorum. Ne kadar zorlandığımızı görüyorsunuz. Ama bu kadar zorlanmaya rağmen o premium'u aldık. Ve devamında da zorlanacağız ama çarı çok güzel bir şekilde dizeceğiz ve ilerleyen zamanlarda çok daha büyük keyifler alacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.